Merhaba. Bugün size Müzisyenlerde Liderlik isimli müzik eğitimi yayınlarından çıkan kitaptan biraz bahsedeceğim. Ama onun öncesinde benim bir yazar olarak ve bir müzikolog kimliğiyle, müzisyen, müzik araştırmacısı kimliğimle bu kitabı yazmamda beni bu yolda iten sebeplerden de bahsetmek istiyorum. Genel anlamda bu kültür kitapları serisinden çıkan müzik teorisi, müzikoloji yayınlarında, kültür yayınlarında son yıllarda hatırı sayılır bir Türkçe literatür oluşmaya başladığını görmek aslında çok sevindirici. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptığım yüksek lisans ve doktora sürecinde kullandığımız kaynaklara ek olarak bizim nesilden artık bu kitapların çıkıyor olması, makalelerin çıkıyor olması gerçekten müzikoloji alanına ya bu alanda çalışan genç arkadaşlar için güzel bir başlangıç noktası, referans noktası olabileceğini düşünüyorum. Bugün sizlere anlatmak istediğim aslında bir temel anlamda bir müzikolog ne yapar, müzikoloji ne anlama gelir ve bunun alt dallarından benim aslında uzun yıllardır emek verdiğim alan olan müzik sosyolojisi, müzik endüstrisi alanlarında nasıl araştırmalar yapılıyor? Bunu kitaba da bağlayarak aslında böyle kısa bir videoda sizlerle paylaşmak istedik. Bu fırsatı verdiği için kitabımıza tabii çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ve dünyada müzikoloji çalışmaları tabii üç perspektifte ilerliyor. Tarihsel, sistematik müzikoloji ve son olarak etnomüzikoloji bağlamlarında. Bir müzikolog ne yapar sorusu önemli. Müzikolojinin ne olduğunu anlamak gerçekten önemli. Müzik bir sanat olduğu kadar aynı zamanda diğer bilim dallarıyla ilişkilendirebileceğimiz bir interdisipliner, multidisipliner bir alan. Müziği toplumdan, kültürden, akustikten, fizikten, matematikten, filolojiden, lingüistikten, antropolojiden, etnolojiden ayıramıyoruz. Böyle girift bir ilişkisi var. Tarihsel izlekte gerek Batı müziği tarihi, Türk müziği tarihi, çalgı müziği tarihi olsun, bu bilgiler olsun. Bütün bu izleksel noktada aslında herhangi bir T anından, yüzyıllar boyunca herhangi bir ilgimizi çeken bir T anını araştırabilecek kadar çok literatür var artık elimizde. Hem İngilizce dünya yazınında hem Türkçe yazınında. Bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Sistematik müzikoloji biraz daha müzik psikolojisi, estetik, felsefe, müziğin pedagojisi, eğitimsel tarafı, müzik eğitimi alanı, ses sistemi, akustik ve fizik gibi alanlarda daha çok ilgileniyor. Etnomüzikoloji ise aslında oldukça geniş bir alan. Tabii çıktığı nokta olan antropolojiden de desteklenerek, kültürel sosyal antropolojinin de desteğini arkasına alarak etnografi alanı, folklor alanı, daha popüler müzik, popüler kültür medya çalışmalarını içeri alan müzik medya ilişkisi, müzik sosyolojisi keza yine aynı başlık altında incelenebilecek alanlar. Tabii hem alt dalları olarak hem de kendi başına bir araştırma alanı olarak gender çalışmaları yani toplumsal cinsiyet bağlamında müziği ele almak, din bağlamında, etnisite, köken anlamında, kimlik anlamında ele almakta, göç çalışmaları da. Bunlar da müzikolojiyi, etnomüzikolojiyi olabildiğince geniş bir yere oturtuyor. Eğitim esnasında çok güzel bir söz söylemişti hocam, Songül Hoca Karahasanoğlu. Biz aslında müzikolog olarak anın fotoğrafını çekiyoruz ve bunu analiz ediyoruz, çözümlüyoruz. Buradan geliştirdiğimiz bilim dalındaki müzikal örnekler bize o tarihsel düzlemde neler olup bittiğini anlamak için bir araç sunuyor. Yani sanatı genel anlamda böyle düşünebiliriz zaten ama müzik bunun çok daha belki ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve insanlara nüfuz etme, onların yapıp edişlerini, üretimlerini, tüketimlerini en etkileyen dallardan biri en başta gelenlerden biri olarak hem tarihten etkileniyor hem tarihi etkiliyor gibi bir durum söz konusu. Bu sebeple bizlerin aslında yöntemsel havuzu çok geniş. Yani
Müzik sosyolojisi, müzikoloji, gender, ses sistemleri, işte müzik ve dil gibi çok böyle olabildiğince geniş alanda araştırma yapan herkesin aslında hem nicel hem nitel yöntemlerin araçlarını kullanması, bundan faydalanması gerekir. Bir disiplin olarak aslında biz sadece basitçe müzik tarihiyle ilgilenmiyoruz. Buna ek olarak diğer bilim dallarından da ödünç aldığımız birçok alan var, görüldüğü üzere aslında. Matematik de bu dallardan biri olabiliyor. Folklor de kendi başına, arkeoloji de olabiliyor, tıp da olabiliyor, müzik terapi dediğiniz alan örneğin. Bu sebeple bu arasındaki yakın ilişkiyi incelemek biraz bizim yaptığımız. Benim de kitapta yaptığım, yani Müzisyenlerde Liderlik kitabında yaptığım aslında liderlik, ekonomi, örgütsel sosyoloji, psikoloji, yönetim bilişim sistemlerinin en çok incelediği alanlardan biri. Ve müzikolojinin bir alt dalı olarak müzik endüstrisinin özellikle müzisyeni koyduğumuz yerde bu liderlik konusuyla çatısıyla nasıl birleştirebilirimin hikayesini anlattım. Birazdan daha da detay vereceğim bu konuda zaten. Şimdi ben hem kitapta bunu yaptım ama zaten genel anlamda müzik sosyolojisi dediğimiz, müzik endüstrisi dediğimiz alanda anketler, ölçekler, birebir görüşmeler, fokus odak grup görüşmeleri, formal kurumların, resmi kurumların yıllık yayınladıkları bütün raporlar, veriler, yani bu dünyadaki işte popüler müziklerin satış rakamları da olabilir bizim için ya da OECD'nin açıkladığı genel ekonomik trendler de olabilir. Biz bununla, bu bilgilerle müzik üretim ve tüketim arasındaki ilişkiyi kurguluyoruz aslında arada. Birbiriyle organik bir ilişkisi var ister istemez. Şimdi müzik tabii ki bireysel ve toplumsal bir olay. Yani bir kişinin gerek ilhamla gerek home stüdyosunda evinde ürettiği o ezgisel yaratım anından start verip o noktadan başlayıp dünyanın hiç bilmediğiniz bir noktasındaki dinleyiciye yeniden ve yeniden ulaştığınız böyle bir döngüsel bir süreç. Bu sebeple bir yeniden üretim alanı. Bu yüzden sosyolojiyi çok yakın koluna alıp devam edebiliyor. Çünkü çok toplumsallaşıyor. Bireysel başladığı noktadan toplumsallaşıyor. Bir yandan da bu döngü aslında şu şekilde de devam ediyor. Bir müzisyen ki kitapta çokça hani referans verdiğim noktalardan bir tanesi bu. Her müzisyen ister istemez kendi kültürel atmosferinin, kendi yaşadığı tarihin, sosyoekonomik olarak ait olduğu sınıfın izlerini mutlaka yarattığı, ürettiği ürüne, müziğine de yansıtır diyoruz. Yani burada aslında gerçek anlamda bir müzik toplumu etkiler ve toplum müziği etkiler, dönüştürür gibi bir circle'dan da bahsediyoruz ister istemez. Benim daha sıklıkla çalıştığım alan olan müzik sosyolojisi konusu ister istemez doğası gereği eleştirel kritik bir boyutta. Çünkü hani toplumu ele aldığımız zaman aslında burada hani sadece salt dinleyiciden bahsetmiyoruz. Yani bu bir konser salonundaki bir dinleyici kitlesi de olabiliyor. Herhangi bir müzik türünün yükselişte olması, o müzik türünü dinleyen insanların neden onu dinlemeyi tercih ettikleri gibi bir alanda olabiliyor. Ya da bir toplumda hangi sosyoekonomik sınıf, hangi etnik kimlik, hangi cinsiyet grupları daha farklı müzik dinleme becerilerine ya da işte bu tercihleri neye göre belirlerler sorusu da örneğin yine biraz temsili anlamak, kimliği anlamak, üretim ve tüketimin doğasını, dinamiğini anlamak, ekonomik, sosyoekonomik sınıfı anlamaktan geçiyor. Bunlar bir arada ele alındığında aslında
üç taraftan oluştuğunu düşünebiliriz müzik endüstrisi boyutunun. Kitapta da çokça vermeye çalıştığım buydu aslında. Evet, müzik üreten kişiler olarak sanatçılar dediğimiz, müzisyenler dediğimiz bir taraf var. Karşısında dinleyici, yani üretici ve tüketici, müziği alımlayan, onu kullanan, yeniden üretime sokan bir tüketici tarafı dediğimizde, ama bu üçlü ayak endüstrinin dinamiğini anlamadan da eksik kalıyor. Müzik endüstrisi bağlamına baktığımız zaman da orada da işte prodüktörleri, müzik yapımcılarını, home stüdyosunda işte aranje yapan bir ton meisteri, dağıtım kanallarını, tabii yeni dönemde daha 2000'lerle beraber dijital döneme geçtiğimizde buradaki müzik servislerini, yapay zeka uygulamalarını, müzik müzik eserleri birliği tarzı meslek birliklerini, hepsini işin içine dahil edebildiğimiz bir üçlü bir boyuttan bahsediyoruz. Bu sebeple de hangi eserleri daha çok dinledik, hangi sanatçıları daha fazla takip etme eğilimindeyiz, hangi müzik aktivitelerine kimler gider, neden gider, ne kadar kalır? Bunların hepsi yeniden üretim bağlamında da sosyolojik olarak da gözlemlenebilecek konular. Biz aslında tabii bu eleştirel boyutlarıyla da müzikolojiye baktığımız yakın zamanda da çıkan kitapta müziğin diğer ilgi ve bilim dallarıyla nasıl ilişkilendiğini görüyoruz. Yani müzik kültürel çalışmalar içerisinde nerede? Hani bu zaten çok uzun zamandır, neredeyse 100 yıllık bir geçmişi olan bir tartışma alanı. İster istemez işte Weber'den, Adorno'dan, Horkheimer'dan, Simmel'den getirdiğimiz bir gelenek olarak müzik eğitimi nerede duruyor? Yaratıcı endüstriler nerede duruyor? Yeni medya, kolonyalizm, postkolonyalizm çalışmaları, göç, kent, müziği, müzisyeni, dinleyiciyi nasıl dönüştürüyor soruları. Kendi başına yine çok büyük bir çalışma alanı olarak toplumsal cinsiyet, cinsellik, buradaki işte feminizm çalışmaları ve müziğe etkisi. Tabii etnisite, kimlik, temsil, bunların tümü, oryantalizm, yine self-oryantalizm, bunların hepsi aslında bizim çalışma alanlarımız. Gördüğünüz gibi zengin bir çalışma alanı var burada. Ben şimdi sizler için şöyle bugün kitabımızın, yani kültür kitapları serisinden, müzik eğitimi yayınlarından çıkan Müzisyenler de Lider kitabının biraz aslında metnin genelinden bir bahsetmek istiyorum. Nelere dokunduk, nelere nüfuz etmeye çalıştık, konuyu müzikolojik bağlamda nasıl bir yere oturttuk, ondan söz etmek istiyorum. Bir kere bu bir, dediğim gibi, yine iki disiplinin bir araya geldiği bir konu. Yani bir tarafı endüstri boyutunu ele alıyor, bir tarafı saf müzik üretimini ele alıyor. Ve bunu olabildiğince işte milatlara bölerek bir tarihsel izlekte yapmaya çalıştık. 120 senelik bir tarihten biraz bahsettik. Yani sektörün doğuşundan itibaren 1870'lere götürdüğümüz bir milat bir var. Fakat öncesinde tabii şu önemliydi. Çok daha temel sorular belki. Yani neden müzik yapma ihtiyacı duyarız? Neden üretimdeyiz? Neden dinlemedeyiz? Hani buna bir hem psikolojiden, sosyal psikolojiden, sosyolojiden ödünç aldığımız kavramlarla biraz varoluşsal, aslında felsefi, ontolojik açıdan bir ele almaya çalıştığımız kısım var. Neden müzik soru gibi çok büyük bir başlıkla başlıyor ister istemez. Ha, tabii ki bu sorular her zaman sorula geliyor, her zaman bunları yanıtlar üretiliyor, ama takdir edersiniz ki yanıtlarını vermesi çok kolay olmayan da sorular. Biraz ilk bölümde hani neden müziğin peşinden gidiyoruz derken, burada müzik üreten kişinin aslında doğduğu çevre, ait olduğu sosyoekonomik sınıf, yine aslında dünyaya geldiği o tarihsel konjonktür, bunların tümüyle beraber bir müzisyeni sorgulamak gibi bir üretimi sorgulamakla başlatıyoruz. Burada da
Şimdi liderlik alanı çok geniş bir çalışma alanı. Ve hani liderlik türleri, evet, karizmatik, otoriter liderlik, hümanist liderlik, hizmetkar liderlik, burası çok gerçekten geniş bir çalışma alanı olmasıyla beraber benim kitapta sıklıkla aslında ele almaya çalıştığım biraz daha self leadership, kendine liderlik bağlamında konuyu ele almaktı. Çünkü yani sanatsal ve yaratıcı endüstrilerde çalışan insanlara genellemekle beraber spesifik olarak, hani bizim örneklememiz müzik dünyası olduğu için, müzik üreten insanların haliyle doğası gereği bir liderlik misyonuna, vizyonuna sahip olabileceği aslında fikriyle yola çıkıldığı için, hani biz buradan ne ödünç alabiliriz ve müzik dünyasına bunu nasıl katabiliriz, bir soru ister istemez kafamızda canlandı. Bu yüzden de ilk bölüm daha çok neden müziğin peşinden gidiyoruz sorusu. Burada da dediğim gibi, yani insan orada kendini bir müzik insanı olarak tanımlaması ilk başlangıç noktasına bakmış oluyoruz ve sonra müziğin bir ilgi alanı, bir uğraş olmasının ötesinde, çok ötesinde bir meslek olduğu, bir profesyonellik olduğu, haliyle burada da sektörün doğuşunun önemli bir faktör olarak ortaya çıktığından bahsedebiliriz. Aslında milatları şöyle kısa kısa verecek olursam, hani bunu bölümlere de nasıl bölümlerde nasıl ilişkilendirdiğimizi de sonrasında bahsetmek isterim. Sektörün doğuşu biraz daha işte teknolojinin gelişmesiyle mümkün olabiliyor. Hatta bunu da öncesinde biraz daha böyle nota kağıtlarının yaygınlaşması, bunların basım sürecinin başlaması gibi bir süreç var, hatta daha da evveliyatında. Çünkü nedir? Yani canlı müzik, insanlar hani konserlerde dinleyebildiği, görebildiği kadarıyla müziğe ulaşabilir durumdalar. Ya da tabii her zaman müzik yapan insanlar var, amatör anlamda da mutlaka. Bunların yeniden üretime girmesiyle işte sektörleşebiliyor ancak ki. Bu sebeple sektörün doğuşunun 1870-1920 arasında ilk bildiğimiz işte gramofonla ve buradaki işte teknolojik gelişmelerle ancak müziğin kayıt edilebilmesiyle başlayan bir süreç olduğunu söylemek mümkün. Bu sebeple bir meslek olarak kabulünden sonra da aslında diğer meslekler gibi artılar eksileri bir risk faktörü taşıdığını, bu risk faktörleri nasıl azaltılabileceğini biraz kafa yormaya çalışıyoruz. Çünkü hani hemen hemen bütün müzik endüstrisi çalışmaları literatürde her kriz ortamından, ekonomik dalgalanmalardan, esnek ve kaygan zeminden en fazla etkilenen sektörlerden biri olarak, bir endüstriyel yaratım alanı olarak müzik ve benzeri sanatsal yaratım alanlarına her zaman referans veriyor zaten. Bu sebeple burada bir önce bu bir meslektir, profesyonelleşmiştir. Bunun 100 senenin üzerinde bir geçmiş tarihi vardır. Hani bu kabulle beraber buradaki risklerin kapitalist düzende nasıl bertaraf edilebileceği, müzisyenin kendine ancak ki oradaki liderlik becerilerini biraz daha katmasıyla mümkün olabileceği üzerine bir bölümden oluşuyor ikinci bölüm. Sonrası biraz daha sektörde var olma, daha survivor durumu, hayatta kalma stratejileriyle alakalı. Bu da ikinci milat dediğimiz radyonun icadıyla, radyonun tek bir stüdyoda üretildikten sonra binlerce insana, tabii bu hemen binlerce milyonlarca kişi olmuyor. Radyonun da netice bir maliyeti var ve ona sahip olabilmek de, bir radyoya sahip olabilmenin de ister istemez bir sosyoekonomik bir gelirle alakalı, doğru orantılı olduğunu düşünmek lazım. 1922 yılında, aslında işte 1920'lere kadar götürüyoruz. Radyonun her ne kadar çıkış noktası ilk aşamada müziği yaygınlaştırmak olmasa da, yani bunu bir propaganda aracı, aslında haber verme, haber alma aracı olarak ilk başta ortaya çıkması, ama müziğin kendine burada hatırı sayılır büyük bir yer bulmasıyla önce dünyada, sonra
işte Türkiye'de yansıyan ayağı ile birlikte bunun ikinci milat olduğunu söylemek mümkün. Üçüncüsü biraz daha müzisyenin artık görünebilir de olduğu ve hani popülerlik kavramını rekabeti doğurduğu, burada tabii farklı mesela yine liderlikten ödünç alabileceğimiz dirençli olma ya da işte biraz daha yine performans psikolojisinden ödünç alabileceğimiz sahne kaygısını nasıl yönetebileceği kişinin, çünkü artık görünür olmak sadece yaptığınız işitsel sesle ilgili değil, sahnede sizi izleyen az sayıdaki kişi değil, o esnada performans sergilerken sizi çok fazla sayıda insanın görebildiği fikriyle bir aslında işbirliği yapabilme becerisinin de yine getirdiği başka bir milada gidiyoruz ve burada da 1925'ler. Ama tabii bunlar ilk başlangıç yılları. Yaygınlaşması çok daha uzun zaman alacak. 50'leri 60'ları beklemek gerekecek mutlaka. Ta ki televizyonda yani görsel kültürün içine katılmış bir müzik dünyası, müzik endüstrisi dünyasında müzisyenin burada farklı yani medya sektöründe çalışanlarla işbirliği geliştirebilme becerisi, diğer müzisyenle birlikte hareket edebilme becerisi, üretimin tek başına bir stüdyoda yaptım bitti gibi bir süreçten çok daha onu kolektif hale gelebilmesi, sosyal sermaye ilişkilerini geliştirebilmesinin de eşit düzeyde önemli olduğu bir ikinci boyuta geçiyor aslında süreç. Hatta şunu da söylemek mümkündür. Şimdi bu işbirliği yapmayı zorunlu kılıyor. Uyumlu olmak, ekip, takım çalışmasının önemi, ilişkileri geliştirmenin, multidisipliner düşünebilmenin önemi ortaya çıkmış olması bir yandan da aslında müzik dünyası, popüler kültür bağlamında da baktığımız zaman aslında 1980'lerden itibaren bir şey, MTV ile müzik televizyonuyla başlayan ilk video klipler mantığı ve sonrasında aslında müziğin daha da görselleştiği ve popüler kültürün en önemli, en başat tüketim ürünlerinden biri haline geldiği bir süreç başlıyor. Yani oradan başlayıp belki bu işte bugünkü TikTok kültürüne kadar dayanan noktada başlangıcı 1980'ler gibi düşünebiliyoruz. Burada da biraz işte farklı olabilme becerisi geliştirmesi bir müzisyenin bu anlamda hani yeni olanı, kutunun dışında düşünebileni, üretme becerisi geliştirmesi gibi liderlik fonksiyonları ekleniyor. Kitap boyunca bunları hem Türkiye'den hem dünyadan örneklerle çokça aslında beslemeye çalıştık. Çünkü tabii ki bir araştırma kitabı neticede ve çok uzun yıllardır yani kendi yüksek lisans doktora tezimden itibaren sonrasında yine postdoc çalışmalarımda sosyolojide devam ettirdiğim çokça saha çalışmasına dayanıyor bu. Yani bir müzikoloğun en önemli kendisini geliştirebileceği alanlardan bir tanesi hem o masaüstü araştırma çok çok değerli, literatürü iyi hakim olmanız, dünyada Türkiye'de yazılan kaynaklara olabildiğince çok ulaşmaya çalışmanız, özellikle yeni yapılan işleri yani temel literatürü zaten okuduğunuzu farz ederek yeni yapılan yeni tezlere, yeni akademik makalelere, bildiri özetlerine, bildiri kitapçıklarında neler yazılıp bittiğine iyi hakim olmak ve hani bu anlamda özellikle müzik sosyolojisi ya da popüler kültür gibi etnomüzikoloji alanlarında çalışıyorsanız her gün yeni bir gelişme doğası gereği haliyle ya, popüler kültür ürünlerine çalışan kişilerin önüne her gün yeni bir konu düşüyor ister istemez zaten. Çünkü toplum değişiyor. Dijitalleşmenin etkisiyle birlikte bu ivme eskisine nazaran çok daha hızlı oluyor mutlaka ki. Bu yüzden de hani bu kitabı yazarken onlarca prodüktör, onlarca müzisyen, radyo yapımcısı, radyo programcısı, televizyon programcısı,
Sosyal medya uzmanları, bu anlamda farklı yine meslektaşlarımız, müzikologlar, etnomüzikologlar, sosyologlar, hatta yani performans, kaygı, anksiyetesi bölümünde psikologlar, psikoterapistlerle olabildiğince çok sahada da vakit geçirmenin birebir avantajını yaşarsınız mutlaka ki. Çünkü yaptığımız iş ister istemez yani üretimle ilgili, performansla ilgili ve hani buradaki alanı daha iyi tanımak adına sahada olmak her zaman çok büyük avantaj sağlıyor bir yazara ya da akademisyene bu alanda çalışan. Olabildiğince çok müzik dinlemek, evet, işin olmazsa olmazı, hem sanatsal boyutta da tabii kulağımızı bir hayli eğiten bir alan olmasının dışında bunu olabildiğince sahada görmek, saha araştırmalarıyla, anketlerle, verileri, ekonomik verileri inceleyerek, satış rakamlarına bakarak, dinleme rakamlarına bakarak, insanların ne kadar süreyle bir eseri dinlediğini, bir eserde kaldığını, bunları da anlamaya çalışarak besliyoruz yaptığımız bütün çalışmaları. Bu sebeple aslında evet, MTV'nin yani video müzik kanallarının 1980'ler itibariyle ortaya çıkması biraz game changer dediğimiz oyunu değiştiren bir şey olmuştur. Bizde de Türkiye'de işte Kral TV ve sonrasında gelen müzik video kanallarını yine düşünebiliriz. Burada bir diğer önemli noktada tabii teknik, yani bu arada hani müzik sosyolojisi çalışmalarına ya da müzik endüstrisi çalışmalarına teknolojiden ve medyadaki gelişmelerden asla ve asla ayrı tutamıyoruz. Nedir? Hem müziği dinleyebildiğimiz teknolojiler orada yenilenirken hem de bir yandan araçlar da değişiyor. Yani plaktan dinlemek, kasetten dinlemek, CD'den dinlemek de kendi içerisinde sosyolojik ve ekonomik değişimlerle birebir ilişkili. Bu sebeple bugün itibariyle tabii kaset ya da CD döneminden bahsetmiyoruz artık ama hani bunun yerine bir dijitale geçişte de zannederim 1997-98 gibi dünya literatüründe konuşulmaya başlanan işte MP3, bedava MP3, işte müzik ekonomisindeki kriz, tabii Türkiye'ye yansımaları mutlaka 2007-2008'leri ancak bulacak. Çünkü genel anlamda dünyada müzik dediğimiz zaman aslında Amerika'yı ya da Avrupa'da, Batı Avrupa'yı daha çok kastediyoruz yani satışlar bağlamında bakıldığında. Ama bu gelişmelerin Türkiye'ye projeksiyonunda hemen hemen bütün gelişmelerde bir 10-15 senelik bir ara mevcut. Yani bu radyoda da konuştuğumuzda böyle, televizyonu konuştuğumuzda da böyle, CD kasetin yaygınlaşmasını konuşmamızda böyle. İşte böyle olunca da haliyle biz sadece müzikten değil, ekonomiden, sosyolojiden, siyasetten de konuşmuş oluyoruz haliyle. Yani bu gelişmeleri bilmeden neden o zaman Türkiye'de 1980'de değil de işte 2000'de böyle bir gelişme olduğu, 1990'da böyle bir gelişme olduğunun cevabı arkada diğer bilim dallarıyla da ilişki kurabilmekle mümkün oluyor. Şimdi kaset ve CD, evet, bir faz. Müzik dünyası için müziğin yaygınlaşması, tüketiciye, dinleyiciye ulaşabilmesindeki gerçekten 10 yıllar boyunca en önemli araçtı. İşte Napster'la başlayan, MP3.com'la başlayan, dünyadaki müziğin dijitalleştiği, analogdan dijitale geçiş sürecinde ki ivme inanılmaz. Yani biz işte 100 senenin üzerinde bir tarihten bahsetsek de aslında son 20 senedeki gelişme bu 100 küsür senedeki gelişmeden çok daha fazla. Bu da tabii ki haliyle yine dijital dönüşümün, dijitalleşmenin araçlarının gelişmesiyle de alakalı ve toplumun gittiği yerle de ilgili yani. Endüstri 4.0'ı konuştuğumuzda ve teknolojinin geldiği yeri konuştuğumuzda haliyle müzik endüstrisinin de müzik yapmanın, müzisyenin üretimlerinin de bununla ilişkili olduğunu söylemek mümkün. İşte burada liderlikten feyiz alacağımız, liderlik konusuyla ilişkilendirebileceğimiz, tamam, o zaman bilişsel esneklik,
olabildiğince farklı olanı deneme cesareti gösterme, işbirliği yapabilme becerisi geliştirmenin de ortaya daha fazla çıktığını görüyoruz. Çünkü sadece tek başına insanlar bilgisayarlarına bedava MP3 indirdiler ve bunu dinlediler gibi basit bir açıklaması yok. Bu uzun bir süreç. Türkiye'de de uzun yıllar boyunca, yani bizim müzik dünyasına baktığımızda da ekonomik anlamda sektörü çok küçülten gelişmeler. Fakat 2010-12 süresinden sonra da dünyadaki işte raporları incelediğimizde özellikle biraz daha, evet, yani bu insanların tüketim tercihlerini anlayıp bunun karşısında artık bir kavgayla ya da işte mahkemelerle, davalarla durmayan, tamam, insanlar artık müziğe mülkiyet olarak bakmıyorlar. Bir CD'ye sahip olmak, yani bir kitaplığınızda CD store'unuzda hani bir kaset biriktirmek değil. İnsanlar bu mülkiyetten ziyade kiralama yöntemine, sadece dinlemek, buna geçiş sağlıyorlar dediğimiz yerde işte dijital müzik serverleri, servisleri bize burada yetişiyor. Şimdi bu da dönemi anlamakla alakalı. Bu da nesli anlamakla, o kuşağın, dinleyici kuşağın isteklerini bilmekle alakalı bir şey. Karşımıza işte yerelde Fizi gibi örnekler, dünya genelinde Spotify gibi, işte Deezer gibi örnekler çıkıyor. Yani bu anlamda aslında iTunes Music gibi örnekler çıkıyor. Burada ilk önce birim başı fiyata insanların şarkı dinlemek için, indirmek için küçük ödemeler yaptığı, ama sonrasında dinleyicinin aslında tüm kütüphaneye sahip olmak istediği bir dünyaya geliyoruz. Yani bütün bugüne kadar yapılmış olabildiğince fazla, yani milyonlarca müzikten bahsediyoruz, eserden bahsediyoruz. Tüm bu müziklerin yer aldığı kütüphaneye sahip olmak istiyorlar insanlar. Dinleyebilme becerisi. Burada da aslında artık işte dijitalleşen süreçten sonra karşımıza tabii 97 MP3 dönemi, 2002 ile beraber MP3'leri işte legal yoldan, yasal yoldan dinlemeye müsaade eden bir iPod ve iTunes süreci. Bu tabii ki peşinden diğer dijital müzik servislerini getiriyor. 2009'dan itibaren biz daha çok fikri mülkiyet haklarını konuşuyoruz. Çünkü evet, müzik dijitalde, online dünyada yaygınlaşıyor, ama hani burada müzisyenin ekonomik anlamda bir kazancının olmaması, daha doğrusu çok büyük kayıplar yaşaması sektöründe yeni dijital ekonomiye uyumlanması zorunluluğunu doğuruyor ister istemez. Burada tabii başı çekenler nedir? Yani işte YouTube türevi uygulamalar içeriğinde en çok müzik eserleri gibi bir içerik hazinesine sahipken, burada hani müzisyene ne kadar ödeme yaptıkları ya da şirketlere ne kadar ödeme yaptıkları ile ilgili uzunca bir aslında uyum süreci yaşandığını görüyoruz. Aslında bizim bugün itibariyle konuştuğumuz konu biraz daha artık big data'yı anlamak, yeniliklere uyum sağlayabilenin sektörde var olmaya devam ettiği. Çünkü 2000'ler, yani 2000'lerin başı değil belki, 2007-8'lere kadar hala Türkiye'de CD satışı yüksek seviyede, ama orada bir kırılma var. Orada işte müzik bitti, müzik işi artık yapılamaz bu ülkede gibi bir içgörüden, öngörüden diyelim. Geldiğimiz nokta, hani buna da yine saha çalışmaları neticesinde söylediğim cümleler bunlar. Dijitalleşme süreci bir değişime adaptasyon süreci. Bunu bütün işletmeler yaşıyor. Yani endüstri yapan, sanayiyle, üretimle ilgilenen herkesin yaşadığı bir durum bu. Bu sebeple müziği de ayrı bir yere koymak gerekmiyor. Tam bir işte bir müzikolog olarak burada bakacağımız iş, diğer bilim dallarının da anlayarak bu sonuçları sentezleyebilmek. Bu sebeple ekonomiyi anlamak, bu sebeple sosyolojiyi anlamak önem taşıyor burada. Toplumun gittiği bir yer var. Sektör de burayı anlayıp hızlı bir şekilde uyumlanırsa,
araçlarını dijitalleştirirse, bu dijitalleşme dönüşüm sürecini çok daha hızlı bir şekilde yaparsa ve dinleyicinin ne istediğini, müzik üretenin taleplerini iyi anlayabildiği sürece var olmaya devam ettiği ve yine ekonomik gelir yolları yarattığını görüyoruz. Bu zaten dediğim gibi özellikle IFPI raporlarında bunu çok iyi görüyoruz. Yani 2012 itibariyle oradaki söylemler ekonomik krize ters bir söyleme dönüşüyor. Yani o sürece kadar 2000'lerin başından itibaren kayıplardan bahsedilirken orada bir durup aslında evet artık yaşadığımız dünya daha mekansız, merkezsiz, fiziksel sınırların olmadığı yeni bir dünya. Sizin Türkiye'de ürettiğiniz bir müziği Kenya'da birileri dinleyebiliyor. Norveç'teki bir müziği Fransa'daki birisi hemen duyabiliyor. Dünya bu anlamda çok daha merkezsiz bir yer olduğu için buradaki taleplere yetişebilme, bu talepleri anlayabilmek de ancak oradaki algoritmayı çözebilmek, oradaki dijitaldeki büyük resmi görmek ve fikri mülkiyet haklarıyla alakalı çok ciddi bir sistemi oturtabilmekle, yani oradaki dijital siber güvenlik hukuk sistemini de oturtabilmek de ancak mümkün oluyor. Tabii internet teknolojisi tabii ki her şeyi değiştirdiği gibi müziği de değiştirmesi kaçınılmaz. Hatta müzik ilk etkilenen sektörlerden bir tanesi, tıpkı sinema ve kitap yayım sektörleri gibi. Çünkü çok daha hızlı dolaşıma açılabiliyor ve buradaki ekonomik kayıpları anlamak biraz daha sistem kurmakla ancak mümkün olabiliyor. Böyle bir resme bütünden baktığımızda, yani işte 1800'ün sonlarında başlayan haliyle bir endüstriyel devrimle beraber başlayan bir süreçte toplumun tarım toplumundan kent toplumuna geçmesi, bugün geldiği süreçte daha işte bilgi toplumu ve dijital toplum olmasıyla birlikte haliyle bir üretici olarak müzisyen kendi araçlarını buna göre yenilemeli. Dinleyicinin istekleri mutlaka ki değişiyor. Daha hızlı ulaşmak istiyor örneğin dinleyici müziğe ya da daha farklı olana ulaşmak istiyor. Ya da ona benim beğendiğim seçenekler gibi seçenekler bana algoritma sunsun istiyor. Şimdi bunu beğendiysen bunu da beğenirsin bana sunmasını istiyor. Haksız rekabeti besleyen bir tarafı olabilir mi? Burası büyük bir tartışma konusu aslında hala müzikoloji dünyasında. Yani evet herkes için bir platform var. Herkes çok kolay yoldan aslında bir videosunu yükleyip bu videoyla dinleyicilerine ulaşabilir. Ama hani bu kadar böyle içinde milyarlarca içeriğin olduğu ve insanların algı anlama dikkat sürelerinin çok daha kısa sürelere indiği bir dönemde de içeride de kaybolmak da bir yandan çok kolay. Yani biz bunu aslında biraz şey, dijital kapitalizmle de anlatmaya çalışıyoruz. Yani yine öne çıkabilmek için belli başlı desteklere ihtiyaç olabilir. Yani bu finansal destek olabilir, sosyal sermaye desteği olabilir diyoruz. Bu sebeple aslında kitap genelinde biraz bir müzik insanının, ya biz böyle spesifik bahsettik geldiği nokta daha işte müzikoloji temelli olduğu için, ama aslında yaratıcı, üretici sektörlerde, endüstrilerde, kreatif işlerde çalışan insanların bunu kastımız da şu: daha esnek zeminde, daha kaygan zeminde, daha esnek saatlerde, biraz daha hani bildiğimiz 9-6 işlerde değil de belki biraz daha yaratıcı taraftaki kişilerin üretimlerinin nasıl fikri haklarının korunacağı, bunların her yeni ekonomik zorlukta veya her teknolojik dönüşümde, sosyolojik dönüşümde nasıl üretmeye devam edebilecekleriyle alakalı bir durumdu bu. Tabii bölümlerden bir tanesi güçlü olan değil, adapte olabilen hayatta kalır başlığını taşıyor haliyle. Burada da yeniliklere uyum sağlayabilmenin tabii öneminden tekrar bahsediyoruz. Çünkü burada
ciddi bir büyük bir çöküş var ekonomik anlamda 2010'lara kadar. Sonrası ise değişim, dönüşüm ve araçları geliştirme, araçları bunlara uyumlandırabilme becerisi aslında bakılırsa. Bir yandan da şu da var tabii, birçok metafor da kullanmaya çalıştık kitap boyunca. Biraz hani müzik özelinde sanatı sahiplenenlere bir yol haritası sunsun. Bu yol haritası, yani kişi üretmeye devam ederken hem kendi yolunu daha iyi aydınlatabilsin hem de büyük resmi biraz daha görebilsin diye bunu liderlikten ve örgütsel sosyolojiden nasıl alabilir, yönetimden nasıl alabilir gibi bir gayemiz oldu gerçekten de. Şimdi son kısım, aslında tabii biz hani bir tarihsel izleyimiz var dediğim gibi. Biraz teknolojik gelişmeler bağlamında bunu ele almak lazım. Çünkü her teknolojik yenilik ve medyadaki her yeni gelişim süreci kişiyi ister istemez değişime zorlamış aslında. Ve her seferinde de bu arada müzik üreticileri, yani müzisyenler anlamında değil ama prodüktörler, yapımcılar anlamında da hep de bir direnç olmuş bu arada. Her dönem dirençle karşılaşılmış. Örneğin radyo döneminde işte plakların üzerine radyolarda çalınamaz yazıları gönderilmesi. Yani biz bunu radyoda dinleyen kişi plağı bir daha satın almak istemez gibi bir mesela bir direnç var orada. Halbuki tam tersini gösteriyor bize araştırma sonuçlarımız. Bir dinleyici bir müziği radyoda sevdiyse zaten gidip plağını almış ya da kasetini almış. Benzer çalışma bedava MP3 döneminde de geçerli. Genelde daha fazla bilgisayarına bedava MP3 indirmiş kişilerin aslında zaten daha sıklıkla konsere gittiği, daha çok müzik albümü satın aldığı, CD kaset satın aldığı ve oradan dinlediği için bir şeyleri keşfettiği, aslında orayı bir keşif dünyası olarak kullandığı ortaya çıkıyor. Yani genellikle o ilk baştaki değişime direnç her seferinde bir duvara toslamayla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Burada da hani avantajlı durumda olanlar genelde bu değişimi ilk gören kişiler ve buna uygun hareket etmeye çalışanlar. Her dönemde bir ekonomik kriz var. Yani radyoda da işte dünya savaşlarının radyo alım gücü, yani genel anlamda alım gücünü ve radyoyu zayıflattığı dönemler var. Televizyonda benzer şekilde dönem dönem işte yaşanan savaşlar, doğal afetler, daha yerel yaslar, bunların hepsi zaten ilk olarak eğlence endüstrisinin altında ele alındığı için müziğe bir vuruyor. Ya biz bunu hala görüyoruz zaten. Yani bir pandemi örneğin çok yakın zamanda yaşandı. Burada hani üretemeyen ekonomik düzenin içerisinde istese de var olamayan bir müzisyenler dünyası gördük. Burada araçlarını çeşitlendirebilen, dijitale bir şekilde iş yapabilen, işbirliği kurabilen, üretmeye devam edebilen kişilerin olduğunu gördük. Tabii konu tek başına müzisyenin uğraşıyla, onun kendini geliştirmesiyle de ilgili değil muhakkak. Bunların kültür sanat politikalarıyla da alakası var. Bu çok hani bu konunun böyle farklı farklı boyutları ve ayakları olduğunu söylemek mümkün tabii ki. Ama son bölüm özellikle istedim ki hani sadece müzisyenler özelinde değil, dediğim gibi belki şu anda üreten herkes için geçerli olan bir durum. Biraz da aslında dijital dünyanın aslında ezberleri bozduğu, kuralları yıktığı, sınırları kaldırdığı, fiziksel sınırları kaldırdığıyla alakalı bir bölüm. Ve kriz sonrası dönemdeki işte adaptasyon döneminde plak şirketleri ne durumda, neler yaptılar? Burada müzisyen ne durumdaydı? Dinleyici istekleri nasıl değişti? Yani burada bir samimiyet, otantiklik öne çıktı örneğin yaptığımız anketler sonucu. Daha gerçek, daha samimi bu sözcükler kullanıldı. Daha örneğin sosyal medyasını kendi yöneten, bizim hani yine yayınlanan akademik makalelerde de sonuçlarını paylaştığımız
çalışmalar bunlar. Yerelin önemi, yerel düşünme, kendi kültürel habitatından beslenmek ama uluslararası, küresel hareket edebilmek. Bu şu anda hani bir müzik üreticisinin kendini diğer müsiyenlerden sıyırabileceği konu haline gelmiş oldu. Dünyadan çok örnekler vermeye çalıştım. Yine burada işte farklı coğrafyalarda üretilip bize kadar ulaşan örneklerden bahsetmeye çalıştım olabildiğince. Belki de hani son olarak da bir burada hani Türkiye ne durumda? Türkiye için ne yapılabilir? Biz çünkü hani şunu söyleyerek belki bu söyleşiyi tamamlamak güzel olur. Warner müziğin mesela işte gelişmekte olan pazarlar başlığında tabii Türkiye'de yer alıyor. Bu sebeple demografik özelliklerimizin altı çiziliyor özellikle burada 80-90 milyonluk bir pazardan bahsediliyor. Ama tek başına bir rakam olarak da bakmamak lazım buna. Şimdi evet 90 milyon büyük bir pazar ama teknoloji tüketimine açık olmakla da alakalı. Yapılan bütün çalışmalar neredeyse işte sosyal medya dahil, dijital teknolojiler dahil böyle yeniliğe açık, bunun tüketicisi olan bir toplum içerisinde olduğumuzu söylüyor. Bu sebeple demografik yapı, yani tüketici bir demografik yapıya sahip olmak burada gelişmekte olan pazarlar açısından bakıldığında önem kazanıyor haliyle. Bir yandan da tabii zengin bir yerel müzik repertuarımız olduğunun altı çiziliyor. Yani yine de Türkiye'de Türkçe müzik dinleme oranları hala çok yüksek, en yüksek düzeyde. Bu sebeple yerel müzik repertuarı her zaman önemini koruyacağı altını çizilmiş. Tabii ki bir yandan da rap ve pop müzik türlerinin en popüler müzikler olarak en sık üretilen ve tüketilen müzik türleri olduğunun da altı çizilmiş. Bu anlamda rap'in zaten dünyadaki yani geldiği nokta ve domine ettiği pazarı düşünülebilir. Diğer taraftan da ama hani kendi dilinde rap üretmek anlamında Türkiye'de burada böyle bir pazarda böyle bir yer konulduğu söyleniyor. Şimdi son olarak aslında tabii ki bu bir şimdi müzikolojinin alt dalı olarak bir müzik sosyolojisi çalışmak, müzik endüstrisi çalışmak çok zevkli bir alan. Neden? Çünkü sizi her gün yeni bir gelişmeyle karşı karşıya tutuyor. Yani işte rap konuşuyorsunuz, yarın başka bir şey konuşacağız muhtemelen. Her teknolojik yenilik, her toplumsal olay, yani bu yaşanan bir savaş da olabiliyor, boykot ettiğiniz bir şey de olabiliyor, bir doğal afet de olabiliyor. Tümünün yansıdığı bir toplum, yani toplumda yaşanan her şeyin yansıdığı bir alan. Ekonomiyi iyi bilmeyi, ekonomiden çokça verisel anlamda destek almayı zorunlu kılıyor haliyle. Bu sebeple araştırmacılar için aslında çok geniş bir alan. Ben hani bu kitapta bunları dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Tabii ki ekibe de teşekkür etmek isterim bu anlamda. Süleyman Tarman ve Müzik Eğitim Yayınları çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Müziği sevmeme sebep olmuş bütün hocalarım, İTÜ'de okuduğum bütün hocalar, okuduğum bütün kitaplar, bana ilham veren her şey tabii ki bu üretim sürecinin bir parçası oluyor, aile başta olmak üzere. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ümit ediyorum sevdiğiniz, okumaktan keyif aldığınız bir eser olur ve yıllarca yeni yeni baskılar yapar. Çok teşekkürler. Sevgiler.